Efendim ben Menekşe'de ve Gronklar Cavuz Günlüklerinin isimli bir bölümünde daha karşınızdayım. Nasılsınız? Keyifleriniz yerindedir umarım. Biz fırının yanına gelmiştik geçtiğimiz bölümde. Şimdi işlerimizi halletmeye başlayacağız burada. Önce de bir etrafı toplayalım. Yorgunuz ama geceye kadar beklerim. Bu kişi uyur mu onu da bilmiyorum. Hani uyumaya pek bir niyetim yok aslında. Şunu bir kömürleyelim. O kömür ısınırken, oh, burada odun da var. Hazır şu kurtlar yok gibiyken şu etrafı bir gezeceğim. Şöyle hızlıca. Tamamdır. Bunun üstünde bir şey yok. Hemen şu kasaları bir kıralım. ...27. Okey. 5'lerde bir şey. İkiymiş. Pekala. Gazoz. Pekala, yırtılacak bir kumaşım daha oldu. Bunun içinde daha var mıdır? Yanına çıktı bu soruyu. Bunun için. Bakalım kurdunun durumuna. Bir tel değil. Kömür dağıtıyorum. Bunu kırdım. Kumaşa ihtiyacım var. Hemen kumaş hallederim. İkinci git dirtiyorum. Gereği yok. Kumaş lazım. Bir bıçak. Keşke su içseydim ya. Hemen biraz yemek yiyelim. Damn it. Şöyle yaptık, tamamdır. Bu 5 saati bir arttıralım. Ve nacak yapıyoruz. Uyusak mı ya? Oh, I need to find food. Uyuyabiliriz aslında. Hiç kendimizi riske atmıyoruz. Komisyonu düşünmeyelim. Bol miktar odunum var zaten. Bir 10 saat uyku çekelim burada.
Evet. Ağırlığımıza bir bakalım mı? 102 kilo. Pekala. 4 saatlik ateşim var. Şunları bir atarım. Bir çayını içerim. Şu diğer tarafa bir gideceğim. Kutladan dolayı giremediğim yere bir giderim. Geyik var burada. Ne kadar et var? Bu et alırım ben. En azından et alırım. En azından et alırım. Ver kuş burnunu. Ver şu kuş burnunu da. İki tane hasır var. Kömür, güzel. Buradan bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Şunu bir hızlıca kır. Yok, sen ağaçın elma. Güzel. Güzel. Dayı, sana niye bir şey yok ya? Farklı filerini ver. Pekala, başka bir şey yok burada. Geyikleri sinken alabilirim de. Korkmak da istemiyorum ya. Deriye aşırı ihtiyacımız yok şu an. Var yakında. Eti al şimdilik. Koş. Üst tarafta mı kurtlar ya? Şurada bazen odun oluyor da o yüzden bize geldi. Ha, kırılacak odun varmış. Şimdilik o kadar ihtiyacım yok. You know that guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right about now. Tamamdır, geldik. Burada kırılacak bir tane metal yeri var değil mi? Evet, burası biraz konuda zayıf. Yapacak bir şey yok. Bu 6 saati bir dolduralım. Kömür çok fazla var ya, bayağı rahat durumumuz aslında. Şimdi öncelikle iç su yapalım. Üç litre su istiyorum. I need something to eat.
Odun konusuna biraz daha dikkat etmem gerekecek. O yüzden bunları kıracağım. Şunu da alacağım. Beş saat. Güzel. Şunu kır. Yukarı kırılacak da var daha. Çok güzel. Şu yerdekileri kır. Güzel. Fırını doldur şimdi. Ok başı yapmaya başlayalım. 3. Pardon, 2. 4. 6. Bıçak için, bıçak için ne kadar lazım? 5 tane metal lazım. İkinci bıçak yapar mıyız diye düşünüyordum da. Yeterli metalim yok ya. Hani üzerinde ne var ki başka? Bundan 2 tane çıkıyor. Tamam. Bunu topla. Testlerinin birini topla. Bir tane nacak yapıyorum yedek. Bir tane daha okucu yapıyorum. 8 okucu bana uzun bir süre yetecektir. Uyumak istiyorum da. O biraz problem. Uyumak ben de istiyorum. Yeme! Aaa! Pişirmedim yedim ya. Kaç saat uyumam gerekiyor? 10 saat. Pişir şunu. Allah'tan şeyimiz var. Yiyeceğimiz var. 10 saatlik ateşimiz de var. Karnımızı bir doyuralım. Şurada bir 10 saat uyuyalım. Kondisyonum artmadı ama işte. Ben şimdi burada bir gün daha kalmak istiyorum. Kondisyonu toplamak için. Akşam olmak üzere. Akşam ben biraz zaman geçirip yarım gün uyuyacağım. Ama tabii ki de biraz yakıt konusunda sıkıntımız var. Hala daha yanma durumunda bakmam gerekiyor. Şu kasaları kıracağım. Ki şunları alalım. Şu ayrı kafas. Şunlar ayrı kafas. Şunu kır. Şunu da kır. Güzel. This pack is getting kind of heavy. Yapmam gereken başka bir şey var mı? 2 tane bacak, 1 tane şeyim kaldı. 8 tane okucu var. Zaten başka yapmam gereken bir şey yok.
Ben biraz zaman geçirmek istiyorum. Karnım açmış. Tamam. Yiyelim biraz. Ayakkabımı bakabilir miyim de? 95'likmiş bu, bunu giy. Bunu yırtarız. Onun dışında 9 saat, 9 saat yeterli olmaz. Kömür 6 tane var. Şöyle yaptık mı? 12 saat daha gider. Yarın sabah görürüz bununla. Okçuluk okuyalım. Keşke su içseydik. Evet. Su içerim de. Sen bana bir 3 daha alırdın ne kadar? Sen bana bir 5 daha su yap. Varsa birkaç çay pişerim. Reşi yokmuş. Kuşbunu var bol miktarda. Kuşbunlar şimdi kalsın. Uyumak istiyorum da kaç saatimiz var? 6 saat. Neyse 2 saat çıkaralım. Biraz daha bir hasrot yiyelim. Bakalım. 6 saat uyuyoruz. Ve gündüz oldu. Az bir şey daha durumumuz var. Az bir şey daha ateşimizin olması lazım. Ben onu bir kontrol ederim. 3 saat daha ateşimiz var. Çok güzel. Buradan ayrılmadan önce şu okçuluğu bitirmek istiyorum ben. Buradan çıkmasa şansıma mutlu olacağım. Güzel, bitti. Sen buradaki işimiz bitti. 2 saat daha ateşimiz varmış ha. Buraya sonra tekrardan geliriz. 2 kömürü ekstradan bırakacağım burada. Onun dışında burada bir işim kalmadı. Aslında bunu parçalayabilirmişim ha. Yedek bıçak yapabilir miyim? Yapamam. Kumaş yok. Çok önemli değil. Yok ya, çok zorlamayalım. Bunu da buraya bırakacağım. Metal için. Metal kalmış olur burada. Böyle yapalım. Daha iyi olacaktır. Onun dışında hazırız. 4 suyumuz var. Gidelim. Şurada biraz mantar var. Onları alayım. Ne kadar soğuk? -5 mi?
Ne çok mantı varmış burada ya. Tamamdır, hadi gidelim. Ne oluyor oğlum ya, ne oluyor? Allah Allah, oğlum kurt nereden geldi? Görmedim bile ya. Kulaklığını yanlış takıyorum ben ya. İyi, sadece kesik yedik. Koştu geldi, göremedim hala. Kafetere hızlıca bir bakabilir miyim? Pekala. Berbat değil durumlar. Oh! İş makineleri çalışmaya başladı. Umarım size çok gelmiyor ses. Hop. Pardon, internet güzel gelmişti. O yüzden modemle alakalı bir sıkıntı var, onu çözdüler. O yüzden burayı bir kesik şeklinde yaptım. Son dönemde hep kesik kesik yapıyorum ama montaj yapmak zorunda kalıyorum buraları. Hayırlısı bakalım. Oo, orada akça ağaç var. Ağaçlar alırız. Nerede kurt var? Ha, yine bir şeyim taşın yanında da. Daha fazla saldırıya gelmek istemiyorum. O da yemek yerim ya. Bir tane daha ya, yeter. Umarım akça ağaç sıkıntımızı çözecek. Burada bir yerde bar olması lazım. Aynen. Burada mağara var da bomboş mağara mı olur ya? Sağdan sağdan kurtun uzağından. İçecek şekilde buradan giderim. Güzel.
Mantar bitmiyor ya. Cidden bitmiyor yani. Ne kadar mantar topladım ya? 29 oldu abi mantar. Daha bataklığın yarısını gezmedik ha. Bataklığında böyle bir avantajı var işte. Doğal kaynakları bitmiyor. Oo, burası Moose yeri. Bu civarda Amerikan geyiği var. Dikkatli olmakta fayda var. O bir mağarada. Burada en azından kömür var. Başka bir şey yok. Bitmiyor mantarlar ya. S'te geçemiyorum. Ver. Ya abi ya. Hedefim buraya gitmek olduğu için atabilirim. Yukarıda ölü geyik olabilir ya, o yüzden ateş yakarak tutmak istiyorum bundan ama önce bir ölü geyiğin yanına gidip ateş yakmakta fayda var. Gittim lan kurt. Gider mi ya? Lan. Tavşana git tavşana. Ya git artık tavşanlara git artık ya. Oh, I could eat anything right now. Şansıma ölü geyikle çıkmadı herhalde ya. Havaymış bu tamam. Ulan gaz yani ya.
can use this. Oha. İyiymiş. Ya ileride biraz kuş fidanı vardı ya. Onları almak istiyorum aslında. Şu etleri yiyeyim. Burada da tavşan yiyor. Hem de... Tavşanı yesin. Ya ah be. Neyse ateşim var, sıkıntı yok. Hı, tavşana gitti. Karnını doyurdun sen, sıkıntı yok ya. Sadece postun alacağım. Yeterince bağırsak var bizde. O an kokarız. Taşımayacağım onu. Bir tane çay içeyim de. Burkulmuş bilekten kurtulalım. Sen bana burada bir litre daha su yapalım burada. Daha sonra mıntıkamıza doğru gidelim. Kuş fidanım var. Bütün fidanlar var şu an. Bağırsaklar kurumakta evde. Geyikleri saldım. Gayet durumumuz güzel. Ve yeterince geyiklerim de var artık. Hani direkt pantolon ve bot yapacak kadar da geyiklerim var. Koşabiliriz. Ne kadar hızlı otu var bizde? 34. Oralarda da bir şey vardır ama bak, bir an önce şey gitmek istiyorum, eve gitmek istiyorum. Toplayabildiğimiz bütün güzel kaynakları topladık. Ben bunları yaparken de can kondisyon gidiyor mu? Gitmemiş, güzel. Orada geyikken var herhalde. Geyik gibi duruyor en azından şimdilik. Geyik almaya niyetim yok. Ateş yakmam gerekiyor. Ateş yakabilsem, hani büyütecim falan olsa düşünürüm ama şişli havada zaten büyüteç olsa da yakamam. Ekstradan karnını birazcık doyuracağım diye de. Bir kibrit harcamak istemiyorum. Yeterince yemeğim var zaten.
tren yolunu gördük. Bu civarda biraz dikkatli olmak lazım. Ayı çıkabilir. Şöyle biraz koşalım. So tired. I just lay down right here. Sen sinsili görüyor musun ya? Mahallesi giremezdim. Kaçma şansım bile yoktu orada yani, kaçma şansım yoktu. Sessiz sessiz geldi ya. Fişek, tabanca bu arada çok işe yarıyor işte böyle. Deriden dolayı işte. Deri çok az da olsa koku yayıyor. Yakın civardakileri artık biraz tetikliyor yani. Gizemli göl. Daha kat etmemiz gereken kısa bir yol daha var. Trapper'ın evine gideceğiz. Benim okçuluk devir arttı değil mi? Devir okuyup bitirmiştik herhalde. Aa, bitirmemişiz kitabı. Ha, bitirdim. Tek kitap da olmuyor değil mi? Doğru. Doğru. Bayağı bir yükseldi ama belki ok yaparken şey olur. Bitiririz yani ok yaparken belki de atlarız. Balıkçılar gitmeden önce şu balıkçı kitabını da bitirmek istiyorum. Bizim balıkçılık levelimiz bir level değil mi? Kitap okumadık henüz. Yok, iki levelmiş. Güzel güzel. Ya da bitiririz. Leveller bizi yoldu ya. Vallahi level konusunda hiç sıkıntı çekmeyeceğiz. Koşamıyoruz. Birlikte bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Sırayı kazak da bulduk ha. İyi oldu. Bunu yırtarız. Şu an kazak sıkıntım yok. Hani oyunda muhtemelen bulabileceğim, yani mütecavızda bulabileceğim en iyi kazaklar bunlar. Ben daha mütecavızda kalın kazak falan görmedim. Koçuban, Kovicans'tan şeyi de göremiyorum. Gizli'de bile. Haritada bir tane falan çıkıyor yani. Çok nadir çıkıyor. Kazaktan dolayı işte iç kıyafetten dolayı sıkıntımız yok. Dış kıyafetler de fena değil. Bulabildiğimizin en iyileri var. Ayakkabıyı da fena değil. Pantolon benim en büyük eksiğim şu an. Bereler falan da güzel. Çoraplar yün değil mi benim? Çok güzel. Pantolon en büyük sıkıntı. Pantolon ve eldiven. Pantolon ve eldiveni de şey yapacağız işte. Derilerden yapacağım. Tavşan derisi eldiven, geyik derisi pantolon ve ayakkabı. Bizim şeyde kurumaya başlamıştır. Baraj tarafındakilerken kurumaya başlamıştır. Birkaç gün burada geçiririm. Üzerimde okumadığım kitaplar vardır. Onları da okurum. Daha sonrasında yavaş yavaş oraya doğru bir yolculuğa çıkarız. Üzerimizde bak, yine bak kömür çıkmış burada. Tam karşımdan gelen kurt mu? Cidden yani.
Ortamı değiştirmeyi hiç sevmiyorum ama. Belki şu geyiği kurtun önüne atabilirim. O niye kaçmaya başladı ya? Ben yaklaşmamıştım ya. Şu tepeye çıkalım. Etrafımızı görelim. Kurt sol tarafımızda kaldı. Hiç ses duymuyorum ya. Güzel, atlattık. Burası mouse'un spam noktası değil ama bazen buraya mouse gelebiliyor ya. Bazen gelebiliyor. I would eat anything right now. Yes, emblem, yes. Vallahi yes. Bu arada bazı durumlarda cidden sessiz kalıyorum. Onu yapacak bir şey yok. Dinliyorum yani etrafımı dinlemeye çalışıyorum. Az önce kurt mesela. O yüzden biraz çevreyi falan dinlemek gerekiyor. Biraz daha kulak gözlerinizden ziyade kulaklarınıza güvenmeniz gerekebiliyor bu oyunda. Ben de o kurt saldırdığında da yanlış kulaklığı ters takmışım yine. Sağa sola takmışım. Ondan tam yerini saplayamadım. Ve mıntıkımıza geldik efendim. Derilerimiz... Aa bunlar kurumuş bile. O zaman öbür taraftakiler de kurumuştur. Güzel. Olta molta falan yapabilirim. Tamamdır. Tavşanlar da kurumuş. Güzel. Evet efendim, bu bölümü burada sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.